Şu anda Afganistan'da gerçekleşen tablo bizim hükümetimizin, yani şu anda Türkiye'yi yöneten ortaklığın ne kadar büyük bir hesap hatası içinde olduğunu gösterdi. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde Taliban'ın Afganistan'a hakim olabilmesi, Afganistan yönetimini ülke genelinde ele geçirmesi ve hakimiyet kurması şu anda karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye'yi yöneten bu ortaklık bunun farkına varamadı. Bu hesabı yapamadı. Hemen daha geçtiğimiz haftalarda Kabil Havaalanı'nın korumasını üstlenmeye hevesli görünen, gönüllü görünen hükümet bu tablo karşısında ne yapacak? İzleyeceğiz. Biz biliyorsunuz defalarca sormuştuk zamanında. Dedik ki Türkiye'nin ulusal çıkarları nedir? Yani Afganistan'da asker bulundurmanın ve Kabil Havaalanı'nı koruma görevinin Türkiye tarafından üstlenmesinin bizim milli çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımız açısından lütfen açıklamasını yapın dedik. Biz hükümete defalarca bunun çağrısını yaptık. Hiçbir cevap yok. Hiçbir açıklama yok. Böylesine şeffaflıktan uzak, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle, gizli görüşmelerle ve müzakerelerle yürüyen bir sürecin sonucunu şu anda maalesef görüyoruz. Afganistan'da görmüş olduğumuz tablo, bugün ülkeyi yöneten hükümetin ne kadar büyük bir hesap hatası içinde olduğunu bütün gerçekleri ve açıklığıyla gözlerine şu anda sunmuş durumda. Afganistan'dan yaşanan insan hareketi gerçekten ayrıca sorgulanması gereken bir konu. Şu ana kadar sayılarını tam net bilemesek de on binlerce Afgan vatandaşının geçtiğimiz birkaç ay içerisinde sınırlarımızı geçip Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Bunların çoğu genç, erkek, bir kısmının üzerinde askeri üniforma var ve bu gelen insanlar sınır güvenliği olmadığı için mi rahatça elini kolunu sallayarak geldi? Bunu hükümetin açıklaması lazım. Yok sınır güvenliği var ama bir anlaşma, bir pazarlık sonucunda mı bu insanlar Türkiye'ye geldi? Bunu da açıklaması lazım. Yani iki tane olasılık var burada. Ya şu andaki hükümet sınır güvenliğini sağlayamıyor. On binlerce insan böyle elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'ye geliyor. Veya bir müzakere, bir pazarlık sonucunda bu insanlar bilinçli olarak Türkiye'yi kabul ediyor. Burada iki tane alternatif var. Bu iki alternatiften hangisinin doğru olduğunu hükümetin bir an önce açıklaması lazım. Fakat ne olursa olsun görmüş olduğumuz tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Üstelik Türkiye'ye gelen Afgan vatandaşlarıyla ilgili açıklamanın Kanada'dan, Amerika'dan yapılması gerçekten bir başka büyük problem. Yani biz kendi hükümetimizden, Türkiye'yi yöneten ortaklıktan hiçbir açıklama duymuyoruz. Kanada hükümeti, Amerikan hükümeti diyor ki Afganlara siz gelin başvurun biz size vize vereceğiz diyorlar. Ve bütün bu açıklamalar da sanki bu insan hareketinin daha önce yapılmış bir gizli müzakerenin, bir pazarlığın sonucu olduğu izlenimini bizde oluşturuyor. Ha böyle değilse hükümetin açık bir şekilde bunu ortaya koyması lazım, hükümetin bunu açıklaması lazım.